Nurettin Bey, isterseniz önce bir sanayi üretim rakamlarına bir bakalım. 2.8 geldi. Sonra hemen size dönelim. Arkadaşlar ekrana verirlerse de rakamları. 2.8 fena bir rakam gibi değil. Bir önceki ay 7.2 idi. Eylül ayında 2.8 geldi sanayi üretim rakamı. Geçen yıl 2.6 civarındaydı. Bu 2014 temposuna ulaştığı anlamına da geliyor galiba Abdurrahman. Hem o hem de yani Eylül ayı çok kötü bir aydı. Yani dolar açısından, terör açısından. Peki bir sonrakini de alalım. Evet, aylık madencilikte eksi rakam, yıllık da var. İmalat sektöründe eksi rakamdayız, 0.2. Elektrik gazda da bir artış var sanayi üretiminde. Evet, Nurettin Bey, rakamlar böyle. Önce bu rakamları bir değerlendirmenizi alalım efendim. Sonra da şu asgari ücret meselesini sizle beraber tartışalım. Evet. Efendim, ekonomi uçakları her şeye rağmen dönmeye devam ediyor. Bu Eylül ayı siyasi belirsizliklerin olduğu, işte ne olacağını bilemediğimiz bir aydı. Gerçekten piyasalarda durgundu. Fakat imalat sanayinde özellikle üretimin devam ettiğini görüyoruz. Bizim organize sanayi bölgelerimizden ben takip ediyorum. %8 civarında bir artışı her ay yaşıyoruz burada. Yıllık bazda da %8-%10 arasında artış devam ediyor. Ancak bu insanların çok rahat olduğu anlamına gelmiyor. Öncelikle piyasadaki likidite sıkıntısı, vadelerin çok uzamış olması firmaların da finansal yapılarını bozmuş durumda. Her geçen gün sıkıntıya giren firmalarımızın sayısı artmakta. Bu uzayan vadeler ve likidite sıkışıklığının bir an evvel çözülebilmesi lazım. Bunlar çözüldüğü takdirde, bir de insan kaynağı sorununu hallettiğimiz takdirde Türkiye'nin önü açık, büyümeye devam edecek. Doğru, ama yani bu uzun vadeli sıkışıklığı aşmanın enstrümanları nedir? Yani nasıl bu sorunu aşacak Türkiye? Ekonomide hangi önlemleri alarak bu sorunu aşacak? Öncelikle işletmelerimizin kar etmesini sağlayabilmemiz lazım. Yani bugüne kadar alınan bütün tedbirler, kar eden işletmelerin vergilerinden indirim var. Ama işletmenin kar etmesini sağlayabilecek olan, onun üzerindeki yükleri azaltacak olan tedbirler maalesef alınamadı. Kamu maliyesinde bir dönüşüm yaptık biz 2000 krizinden sonra, 2001 krizinden sonra. Ama reel sektördeki bu verimlilik artışı olsun, daha yüksek teknolojili ürünlerin üretimi olsun, buralarda çok fazla yol aldığımız söylenemez. Bu değişim dönüşümleri yapabilmemiz lazım. Verimliliği arttıracak tedbirleri almamız lazım. Belki geçici olarak şu anda işte kredi hacminde de bankalar da aynı şekilde belirsizliklerle beraber para musluk kısmış durumdalar. Burada bir miktar yeniden yapılandırmanın önünü açabilecek tedbirler alınabilir. Ama ülkemiz maalesef bir takım tezatlarla gidiyor. Yani evet. Resmin bütününü komple inceleyemediğimiz için bir takım hataları da yapıyoruz. Bir işletmenin borcunun yeniden yapılandırılması aslında ödenebilirliğinin daha fazla garantiye alınması olmasına rağmen biz tutuyoruz bu firmanın risk derecesini arttırmak suretiyle onun faiz maliyetlerini, finansman maliyetlerini arttırıyoruz. Hmm. Diğer taraftan işte indirimli KDV'de tezatlar yaşıyoruz. Bir ürün indirimli KDV ile KDV'li ise bunun üretimindeki bütün girdileri siz %18'le tedarik ediyorsunuz. İndirimli KDV oranıyla satıyorsunuz. Aradaki KDV yükü işletmelerin üzerinde kalıyor. Halbuki aynı malı ithal eden kişiler doğrudan doğruya indirimli KDV üzerinden ithal ettikleri için onların üzerinde bir yük kalmıyor. Bu yükler ciddi rakamları tutuyor. Yani benim birkaç tane firmam var. İşte iş makinesi yapan, traktör yapan. Yani 50 milyonlar, 25 milyonlar gibi rakamlar devletten alacaklı olarak, KDV alacaklısı olarak devrediyorlar. Ve bunu da minimum 16 ayda geri tahsil edebiliyorlar. Piyasadaki bu sıkışıklıklarla beraber, likidite sıkıntısıyla beraber üzerimizde kalan bu yükler,
bürokrasinin getirmiş olduğu yükler. Bunlar üst üste bindiği zaman işletmelerin verimliliklerini ve karlılıklarını da olumsuz yönde etkilemekte. Peki efendim, bu sanayi üretim verilerinden bahsedersek sektörel bazda bazı hareketler var. Mesela temel eczacılık ürünleri yıl boyunca çift haneli büyümüş. En son %28 artmış. Yani Eylül ayında. Ondan önce de hep böyle 30, 26, 26, 33 gibi. Temel eczacılık ürünlerinde yerli ya da yani ilaçların yerli üretimini mi yapmaya başladık ki böylesine bir artışlar var? Efendim, eczacılık, temel eczacılık ürünleri sektörü ülkemizde her ne kadar şu anda piyasa büyüme eğilimli içerisinde ise de ciddi anlamda sıkıntılı sektörlerden bir tanesi ve bu stratejik bir sektör. İnsan sağlığını ilgilendiren ve yurt dışına bağımlılığımızı açısından da yani hem finansal bağımlılık açısından hem de ülkemizin stratejik bağımlılığı açısından önemli bir sektör. Ancak bugüne kadarki yürütülen politikalarla firmalarımız isimleri Türkçe olmakla beraber büyük bir çoğunluğu yabancılaştı. Yabancıların eline geçiyor. Ve bu aynı politikayı daha önce İtalya uyguladı ve İtalya'da artık milli bir ilaç fabrikaları kalmadı. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Sizin milli ilaç fabrikanız kalmadığı zaman özellikle jenerik ilaçlar konusunda rekabet ortadan kalkacağı için lisanslı ürünlere yüksek fiyatlar ödemek mecburiyetinde kalacağız. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken bir sektör. Sektörün ciddi sorunları var ve bunun üzerine gidilmesi lazım. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi, biliyorsunuz ciddi indirimler yapıldı ilaç fiyatlarında ve kurda yanlış hatırlamıyorsam yani euro kuru 2.07'ler civarında filan şu anda hesaplanıyor devletin yapmış olduğu ödemelerde. Bir diğer baskı ise siz yerli bir ilaç geliştirdiğiniz zaman, bir jenerik geliştirdiğiniz zaman kamu tarafından size zaten rakiplerin yarı fiyatına siz piyasaya çıkmış olmanıza rağmen bu fiyatlarınızı daha aşağıya çekmenizi baskısı gelmekte. Yerli ise bunun daha ucuz olması lazım diye. Aslında sektörün önü kapanmakta, sektör köreltilmekte. Halbuki o jenerik ilacı yapan firmalar o lisansları kırarken, know-how'ları kırıp onu geliştirirken bir takım riskler almakta. O zaman sektör şunu yapmakta. Ben fason üretim yapayım. Yeni ilaç yapmaya uğraşmayayım. İşte yeni molekül geliştirmeyeyim. Büyük firmaların dikkatini veya şiddetini üzerime çekmeyeyim gibi tedbirler alıyor. Peki. Yani şu anda büyüme gözüküyor ama bu büyüme bizim kendi büyümemiz değil. Büyümemiz özellikle değil. Yabancıların Türkiye'deki firmaları satın almasında. Evet. Efendim, bugün Dünya Gazetesi'nde asgari ücret kaldırılsın ya da dünyada asgari ücret uygulamayan pek çok ülke olduğunu söylediniz. Aslında buradan yola çıkarak bir asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacağı kesinleşti artık. Bunun sanayiye etkisi nedir? Bir bunu anlamak istiyorum. Ardından da asgari ücret kaldırılsın yaklaşımınızı neye dayandırarak, hangi ekonomik gerekçeye, gerçekliğe dayandırarak söylediğinizi de merak ediyorum açıkçası. Efendim, asgari ücret kaldırılsın fikri aslında bizim Ankara Sanayi Odası olarak 2005'lerde, 2004'lerden itibaren savunduğumuz bir tez ve bunun bir ara geçişi olarak da o zamanlar hatırlarsanız bölgesel asgari ücret diye bir teklifimiz olmuştu. Ama bu kabul edilmedi. Çeşitli tepkiler geldi. Farklı kesimlerin farklı yorumları eklendi üzerine. Olmadı. Ancak asgari ücret piyasalar ne kadar serbestleşirse, özellikle emek piyasaları ne kadar serbestleşirse istihdam o kadar kolaylaşmakta ve o kadar artmakta. İstihdamın önündeki engellerin bana göre en başında gelenler bir prim tazminatı sorunu,
İki, emek piyasasındaki katılık. Bu katılık aslında Doing Business kriterlerinde de Türkiye'nin notunun düşük olduğu alanlardan bir tanesi. Bunu bizim düzenlememiz lazım, korkmamamız lazım. Özellikle ben burada işçi sendikalarımıza seslenmek istiyorum. Eğer istihdamın artmasını ve insanların gelirinin artmasını istiyorlarsa bu alandaki serbestliğin ve reformların bir an evvel yapılmasına katkıda bulunmaları lazım. Peki sadece efendim, bu devlet buradan ama ciddi bir vergi gelir elde ediyor. Yani onu nereden karşılayacağız o zaman? Gene ücretler üzerinden karşılanacak. Bugün özellikle imalat sanayinde asgari ücretle çalışan hemen hemen yoktur. Yani sadece belki meydancı dediğimiz temizlik işlerine bakan insanlar asgari ücretle çalışabilirler. Özellikle imalat sanayinde eleman bulamıyoruz. Bırakın nitelikli elemanı, vasıfsız eleman da bulmakta zorlanıyoruz. İnsanlar çünkü imalat sanayinde çalışmak istememekteler. Ve burada kendi işçi sirkülasyonları hızlanmakta. Ve bu da zaten ücretleri kendiliğinden piyasa kuralları gereği yukarı doğru çekmekte. Bugün işletmelerimizin pek çoğunda asgari ücretle çalışan işçi hemen hemen bulamazsınız. Daha çok hizmet sektörlerini ilgilendiren bir durum. Bir de çok vasıfsız olan insanların aldıkları ücretleri oluşturmakta asgari ücret. Yalnız asgari ücret sadece işçinin eline geçen bir ücret değil. Asgari ücret aslında birçok şeyin de ölçüsü. Bunlardan bir tanesi cezalar. Bir takım vergiler asgari ücret üzerinden hesaplanmakta. Bu ölçüler açısından da asgari ücretteki artışlar dengeleri bozacak şeyler. Asgari ücretin artışındaki karşı çıkmamızın sebebi şu. Siz bir işletmedeki diyelim ki yerleri süpüren adama siz şu anda 1000 lira veriyorsunuz. Bunu 1300 liraya çıkarttığınız zaman 1300 lira alanın ücretini de o nispette arttırmak mecburiyetiniz. Yani ücret skalasının tümünde yukarı doğru bu 300 liralık zammı taşıyabilmeniz lazım. Oransal veya kümülatif olarak bunu taşıyabilmeniz lazım. Bu da genel ücretler seviyesindeki artışa sebep olacak ve maliyetlerin artmasına sebep olacak. Bu zincirleme bir reaksiyonu başlatacak. Yani benim girdilerimi üreten firmanın maliyetleri arttığı için onun fiyatları artacak. Onun fiyatları arttığı için benim maliyetlerim artacak. Benim maliyetlerim işçilik maliyetleriyle beraber toplanacak. Bu nihai olarak yine tüketiciye yansıtılacak. Ve verimli artışıyla desteklenmeyen her türlü ücret artışı eninde sonunda ilk önce o dar gelirli insanları vuracaktır. Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Nurettin Bey, sonra, bu noktada çok özür dilerim. Bu noktada sabah ben de Bloomberg'de yayında konuşurken bir tweet geldi. Aslında son derece haklılar. Ben asgari ücret meselesinde biraz farklı bakan gazetecilerden biriyim. 7 Haziran öncesinde de sanayiye bunun çok ciddi yükler getirebileceği endişesini taşıdığımı rakamlarla vermiştim. Fakat şöyle bir eleştiri var. Sanayiciler 7 Haziran öncesinde asgari ücret yarışı başladığı zaman çıkıp yüksek sesle itiraz etmedikleri için AK Parti de ikinci yenilenen seçimde asgari ücreti 1300 lira artırmak zorunda kaldı. Bu eleştiriyi kabul eder misiniz? Yani seçim döneminde, seçim öncesinde bu konuda yeteri kadar işverenlerin ses çıkarmadığı görüşünü kabul eder misiniz? Efendim ben buna katılmıyorum. İlk önce bizim üst kuruluşumuz olan, hepimizin adına söz söyleme hakkına sahip olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği bu konuyla ilgili 7 Haziran seçimleri öncesinde de bunun yanlış bir şey olduğunu söylediler. Kaldı ki 20, şimdi önümde notlar var, Anadolu Ajansı'nda 20 Mayıs tarihinde ben söylemişim. Burada kim ne isterse verirse ben 5 fazlasını vereceğim anlayışının Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmayacağını beyan etmişim. Daha sonra 1 Kasım seçimlerinden önce de aynı görüşümü tekrarlamışım. O zaman da demişim ki el kesesinden havardalık yapmayalım. Şimdi asgari ücret kamuyu çok fazla ilgilendiren bir ücret değil. Kamuyu sadece vergi gelirleri açısından ilgilendiriyor. Kamudaki ücretler zaten daha yüksek. Ancak bu asgari ücretin muhatabı olan işletmelerin adına
böyle dışarıdan bir karar verilmesi ve bizim sırtımıza, bize danışılmadan bir yükün yüklenmiş olması bizim açımızdan son derece yadırganan, tasvip edilemeyecek bir durum. Kaldı ki yani bunu yaşarsak göreceğiz. İnşallah yaşamayız. Bunun sonuçlarının da iyi olacağını zannetmiyorum. Muhakkak ki bu tip ücret artışları kısa dönemde dar gelirli insanların gelirlerinde bir iyileşmeye sebep olabilir. Harcanabilir gelirdeki artışın piyasalara pozitif etkisi olabilir. Ancak biraz önce söylediğim gibi verimlilik artışıyla bunlar desteklenmiyor ise o zaman haksız bir durum ortaya çıkmıştır. Bunun faturası öncelikle dar gelirlere tekrar fiyatların artışı olarak bu 1300 liranın erozyona uğrayıp belki de eskisinden daha az bir satın alma gücüne evrilmesine sebep olacak. Ve bundan da Türkiye ekonomisi hem büyüme açısından hem de işletmelerimizin devamlılığı açısından sıkıntı yaşayacaktır. Şunu unutmamamız lazım ki eğer iş yeri yoksa iş de yok. Bu istihdamı sağlayan insanların da haklarının ve onların da sürdürülebilirliklerinin gözetilmesi lazım. Seçim öncesinde çeşitli vaatler yapıldı. Bunların işte özellikle 7 Haziran öncesi işletmelerin sırtına yüklenmeyeceği gibi. Tabii ki aktüel dengelere ve bütçe disiplinine dikkat edilmek şartıyla bunlar yapılabilir. Ama onlar devletin yapabileceği işlerdir. Devletin yapabileceği işleri milletin adına karar verilmesi de bana göre çok uygun bir davranış değildir. Evet efendim, Nurettin Bey, galiba bugün bu konuyla ilgili şeylerden, bilgilerden bir tanesini sevgili Güngör Uras köşesinde yazmış. İlk 500 büyük firmada emeğin payının %56 olduğunu, ikinci 500 büyük firmada %52 olduğunu, faizin 12-31, yani emek meselesinde pardon, maliyeti arttıracak gelişmeler sanayi kuruluşları açısından çok olumlu olmayacağı gibi bir tablo sizin söylediğiniz gibi ortada gözüküyor. Ama galiba siz gelir vergisinde en azından indirim yapılması, yükün azaltılmasını söylüyorsunuz. Bu konuyla ilgili olumlu bir cevap alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Maliye Bakanımızın geçen gün televizyonda ki mülakatını da izledim. Oradaki konuşmalarında da kamu maliyesinden herhangi bir fedakarlıkta bulunamayacaklarına dair işaretleri verdiler. Bu yükün doğrudan doğruya özel sektörü ilgilendiren bir yük olduğunu, kamu maliyesinin buna katlanmayacağını ifade ettiler. Bu durumda bu iş gene Türk sanayicisinin, Türk iş adamının sırtında kalacak bir şey. Siyaseten bakıldığı zaman belki şuna dikkat etmemiz lazım. Bugün bilanço esasına göre vergi veren ülkemizde 2 milyon girişimci kayıt sistemi var Sanayi Bakanlığı'nın. Burada 2 milyon işletme var. Bunların herhalde 1/3 sanayi işletmesidir. Gerisi hizmetler sektöründe çalışanlardır. Bir tarafta 2 milyon kişi var, bir tarafta 78 milyon kişi var. Şeyci de siyasetçi de popülizmi herhalde buna göre yapıyor. Peki. Nurettin Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerle. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki günlerde işiniz hesap, kitap, kalem, defter, istihdam artacak mı, azalacak mı hesaplarıyla geçecek gibi gözüküyor. Umalım ve dileyelim ki Türk sanayine asgari ücretini arttırması zarar vermesin. Aynı zamanda da istihdam artışına devam edebilecek potansiyeli koruyabilsin. Ben teşekkür ederim efendim. Çok çok